Kazan mı ne vardı onunla bir tattım? Bebek yokuşunda mı ne bir yerde O vurmuştu. yok, vurmadım ya, şey vurduk da frenim patladı bebek yokuşunda. Ama o çok acayip bir Niye olaydı öl yani niye ölmediniz diye bir salak bir soru soramayacağım da bebek yokuşu dediğiniz bayağı yokuş. Nasıl ama nereye ciddiyim patladınız ya, yani? şimdi o arabanın orijinal parçaları tabii bulamamıştık o dönemde. Ford Transit minibüslerin eskiden, o işte gene var da, hani eskiden bu şeylerde çalışan Ford Transit'lerin fren sistemini koymuşlardı. O uyuyordu yani. Onun Bayağı uydurma uyumuş. olarak ama hidrolik. Halbuki onlarda hidrolik falan yok. Eski arabalarda falan hidrolik çok sonradan çıkan şey. O senelerde yoktu ya onlar işte. Hatta şanzımanlarını bile kara şanzıman derlerdi. Ona böyle ara gazı yapmadan da geçmez, böyle takılırdı vites. Trak diye Hayda. geçerdi tabii. Yani o teknolojisi öyle arabaların. Çok eski. O kara şanzıman derlerdi ona yani. Neyse işte öyle bir topladık ama kullandık da 3-5 gün yani, oraya gitmeden eve. Önde arkadaşım oturuyor, Mehmet. Arkada da bu, yani hatırlamaz gençler şimdi, yani benim yaşımdakiler bilir. Hatta onun da adı Lütfi'ydi. Soyadını tam hatırlamıyorum şimdi. Abrakadabra derlerdi. Kim Sihirbazlık o? yapardı bu sinemalarda. Mage ha. Şeyde Sihirbaz. sihirbaz. Onun oğlu vardı Murat. O da bizim apartmanda alt katta oturuyordu tek başına. Teyzesiyle beraber yaşıyordu. İşte o da yanımızda. Bir ben de geleyim dedi. Tamam dedik. İşte biz şeye gidiyoruz. Annen de o zaman Yalova'da. Bak onun da bir hikayesi var. Annen de o gece bizi rüyasında görüyor. Bak şimdi dinliyor, gülüyordur. Rüyasında görüyor. Biz böyle işte kızlar mızlar Hadi bir gidiyormuşuz kadın rüyası ha. yerlere. He Hep bir ama kızlarla bir yere ha, biz de hakikaten kızlara gidiyorduk falan dermiş. gidilir. kesin Neyse. gidilmiş bu arada. Anne, hey, hadi Ondan bakayım. sonra annen sabah uyanıyor lan rüyasında böyle görünce. Diyor ki inşallah diyor, eğer öyle bir şey varsa ayağı kırılsın diyor. Annem Bak. bedduacı mı oldun annem? Bak. Denir mi öyle şey rüyanda gördün diye ya? Evet. Neyse bak şimdi. Cevap hakkı doğdu anneme arayıp bu Bir dakika konuyla ama ilgili bir dur. yorum yapabilir. Ararsın. O ya Ararsın. arayabilir. İşin enteresan tarafını anlatayım. Biz hakikaten o akşam o bebek yokuşundan inerken ayağımı şöyle bir frene attım. Hakikaten boşa gitti, tamam mı? Ben dedim herhalde bunu pompalamak lazım. Çünkü o frenleri eskiden böyle pompalayıp tutardı. Şey de var aslında. El Entren de freni de var. var ama o da işte eski. Ona belki de hiç baktırmamışız biz yani, bilmiyorum. Lan tutmuyor. Bir de böyle bir viraj var orada. Bilirler bebek yokuşunu bilenler. O tam o virajın ortasında da küçük bir refüj gibi bir şey var. Tam karşısında da bir ev var yani. Sıralı da evler var böyle. Kocaman da bir şey var. Garaj kapısı gibi ama tahta mı demir mi tam şimdi şey yapamıyorum. Gözümü oraya kestirdim çünkü o virajı alırsam zaten ya Atarsın. devrileceğiz. Takla Bir de çok dar, atarsın. Üstü de açık arabanın. karşıdan gelen illa ki üstüne çıkarız. Hani bir ölümlü bir şey olmasın diye. Ben röfüşün sol tarafına kaçtım. Yani bana göre ters tarafa kaçtım ki duvarı kestirdim. Yani duvara Kapıya vurayım değil, diye. duvara vurayım Tabii diye. ya yani kapıya, işte o Ha. karşıdaki kapı. Ama kahverengi tahta mıdır? Demiri mi boyamışlar bilmiyorum tabii. Kestiremedim. Ben dedim ya Allah, çocuk dedim fren tutmuyor. Mehmet dedi ki ya abi, ya İbo saçmalama, vallahi tutmuyor dedim ya. Saçmalama ne Hani lan ya ya? Şaka dalga yapmayın geç, baba. yani şaka yapıyorum zannetti falan. Şimdi o jipin üstü de açık. Böyle de bir bar demir var böyle Koruma arkadan, demirleri koruma abi. demiri. Murat da onu tutuyormuş yani. Hani ben öyle deyince onu tutmuş yani. Kendini başka tutacak da bir yer yok tabii hani. Eski askeri jip olduğu için böyle şey yok. Gayet de şey yani, böyle iktidai bir araba yani aslında, anladın mı? Hani emniyet çemeri yok, bir şey yok, hiçbir şey yok arabada. Ondan sonra bu, dedim ki karşı duvara vuracağım dedim. Şimdi bunlar gerildiler, tamam mı? Tabii ben Murat'ı görmüyorum. Mehmet tabii şeyi tuttu. Ha bir de bizim ön cam böyle aşağı doğru iniyor. İdik o anda. Ha, cam takılı değil. Hayır, askeri jiplerin önleri, ön camları mekanizmalı. İstersen indiriyorsun, kaputun üzerinde bir menteşe gibi bir şey, kaputa bağlıyorsun. Yani böyle açık camda Ha gidebiliyorsun. anladım Öyle anladım. bir özelliği var. Onu da hava olsun diye indirmişiz yani, tamam mı? Böyle hani ya, biz Üstü ferah açık gibi ferah ha. gidiyoruz. Dedim ki vuracağım. Ciddi mi mitti mi demeye kalmadı. Biz kapıya geldik zaten. Vuracağım lan ciddiyim. Vurduk. Bak sana yemin ediyorum.
Taburcu biz bir giydirdik. Mehmet kendini kurtardı. Ben de direksiyonu tutuyorum falan. Ayağımda tabii gaz pedalım oralarda. Hani ben de kendimi tuttum ama Murat da bir boşta olduğu için. Murat o demiri de bırakamamış. Bak yemin ediyorum. O Balfix'çiler gibi. Böyle kalktı. Geldi kapının camını. Camın üstüne düştü. Tamam mı? Yazık lan adamın. Ya ne yazık, adamın dili tutuldu. 3 gün konuşmadı zaten. Mi? Yemin ediyorum 3 gün konuşmadı Murat yani. Yani biz küstü zannettik, bize Mersak konuşamıyor. Neyse. Tabi o patırdı kütürdü. Toz toprak oldu orası biz girince tabi. Tabi o sol taraftan vurdum. Ben çamurluk mamurluk. Darma duman oldu araba. Farımarı kırıldı. Tabii hep böyle iki katlı, üç katlı evler oraları. Tabii herkes cama çıktı, o tabii gürültü batırdı. Eski de evler muhakkak sallanmıştır o evler. Adamlar askeri jipleri altı şiddetle deprem yapmış. Bizim kapı duvarına vurduğumuz bir kadıncağız çıktı. Onun dedi geçmiş olsun, var mı bir şeyiniz dedi. Valla bizde bir şey yok, baktım Murat hala kapının üstünde. Murat dedim ne oldu, var mı onun bir şey falan. Yapıyor ama işte cümle kuramıyor. Mehmet de bizim piştir biraz. Başladı gülmeye. Ulan dedi, bu dedi tutulmuş mu dedi. Daha fel çıkmadı. Yemin ediyorum. Neyse dedi ki yok mu bir şey? Yok dedik ya, bir şeyimiz ama araba pert oldu falan. Ne yapacağız edeceğiz dedik. Kadın bize bir kart attı. Ne kart attı? Mutlu sonunda bir tane mesaj. Çekicinin kart attı. Size de bir çekici kartı verin. Nereden bu dedik? Buraya o kadar çok vuran var ki. Ya bak, yemin ben sıra sıra veriyor muymuş o kartı? Evet, o çekici oraya şeyi bırakmış, kart bırakmış. Altı abla buraya vuranları yönlendirme. Yolla bunu diye. Bak sana yemin ediyorum. Neyse adamlar. Çok akıllıymış lan çekici. Çok ya. Adamları neyse aradık. Neyse işte Murat'ı oturtturduk arkaya falan filan. Su mu getirdiler falan, ya geçmiş olsun falan filan. İşte arabalar tabii biraz zor geçmeye başladı. Biz orada kaldık böyle. Neyse işte çok da vallahi değil, böyle bir yarım saat sonra falan çekici geldi. Aldı bizi. Ondan sonra biz çekiciye oturduk. Şey pardon. Tabii biz çekicinin önüne oturduk. Tabii Murat'a yer kalmadı. Murat'ı gene jipin arkasında götürdük. Adamı bitirmiş. Bostancı'ya kadar, ama orada gelmek istedi o. O kopmak istememiş o arabadan. Bilmiyorum abi. O demiri bırakmak istememiş. Murat demiri bırakmak istememiş abi. Neyse. Oraya... sarılmış o ya, garibim. Ya onun o arabanın öyle bir öyküsü var, çok enteresandır. Sattın mı sonra? Bak işi de nereye bağlayacağım. He. Annem biz bana... Ha kızımız diyordun. Annem bana beddua etti ya. Ertesi gün telefon açtım, ne yapıyorsunuz ediyorsunuz diye. Tuğçe ile beraber merdivenlerden inerken aşağıya, asansör yoktu o kaldıkları binada. İnerken annen ayağa takılıyor ve ayağını kırıyor. Oo. Tabii. Ama önce anlamıyor. Yani düşüyor, işte şişiyor ayak, morarıyor. İşte evde yani eskiden et bağlarlar falan ya orası. Hmm. Şişliğine, morluğunu alsın. Öyle bir olaylar yapıyorlar. Et ucuz tabii. Tabii dedik ya, böyle böyle dedi, ben düştüm dedi ama bana tabii söylemiyor rüyayı müyayı. Ondan sonra dedi böyle böyle bir sıkıntı var. Dedim o zaman geleyim alayım sizi. Ve gittim Yalova'ya. Aldım onları, İstanbul'a getirdim. Tabii doktora moktora gitti. Röntgen çekti. Kırık ya bu ayak dedi. Ayağım tarak üstü. Üstü kırılmış. Uy şu şu kız. Aynen, resmen kırılmış yani orada bir kemik. Neyse işte alçıya malçıya aldılar. Ve annen sonra itiraf etti tabii. Dedi ki böyle böyle ben dedi rüya gördüm. Beddua ettim. Bak dedim günahımı almışsın dedim. İşte Allah da sana aynen. Bu arada babam hep söyler her şeyde. Beddua okumayın, döner evet. Dolaşır. Beddua sizi bulur, beddua hoş bir şey değildir diye. Hoş bir şey değil. Annem de söyler bu arada. Annem de o günden sonra öğrenmiş yüksek ihtimal bedduanın kötü bir şey olduğunu. Hep beni öyle aşıladılar yani o konuda. Evet, doğru valla öyle. Hay Allah'ım, geçmiş ya. Olsun ağacım. Öyle bak, adamın günahını almışsın kızı hiç. Bak bir araba sorusu nerelere getirdi? Evet abi ya.